Lise son sınıftayım. ikinci dönemdeyiz. Artık böyle okulun bitmesine neredeyse 2-3 ay kalmış. Herkes böyle mezun tayfa kafasında. Okula millet eğlence için gidiyordu. Artık ders işlemiyordu öğretmenler. Ya biz de canımız sıkıldıkça derste film falan izliyorduk. Mezun tayfayız ya artık. Bir de benim arka tarafta bir lise vardı. Oradan bir kız arkadaşım vardı Selin. Onunla tanışmıştık. Sevgili değiliz ama flört zamanlarımızdı. Hani böyle cicim bicim ayları tam. Birbirimize iltifat falan ediyoruz. Ama ben ona sevgililik teklif etmemiştim. Bu cesareti kendimde bulamamıştım. Sonra o da bana etmedi Çünkü böyle şeyleri genelde erkeklerden bekliyorlar ya. E çıkışta falan görüşüyorduk işte. Yanına gidiyordum. Yine bir gün onu almaya gittim çıkışa. Hava da bir garipti böyle. Yaz mevsimiydi ama hava böyle erken kararmıştı. Aldım onu işte parka gidiyoruz. Benim ona çok eskiden 12,5 lira borcum vardı. Merak edenler varsa bunu daha önceki videolarda anlattım. Tabi bu borç unutuldu. Ben de unuttum. O da unutmuştu. Yolda giderken bana dedi ki senin dedi bana 12,5 lira borcun var dedi. Tabi o zamanlar 12,5 lira gerçekten çok yüksek bir para. Yani dolar 2,5-3 lira falan o zamanlar. Ve ben de utandım biraz. İlk başta duyunca ya unuttum ben onu falan oldum böyle. Bir yandan da hani aklımdan şey geçiyor. Ulan böyle de söylemezsin yani. Senin bana 2,5 lira borcun var. 12,5 lira borcun vardı falan. Böyle söylenmez değil mi? Ben tabi biraz utanınca bunun bunu kötü niyetle mi söyledi, iyi niyetle mi söyledi onu çözmeye çalışıyorum. Aslında niyeti kötü değilmiş. Bana dedi ki e, onun karşılığında beni sinemaya götürür müsün dedi. Yarın beraber gidelim mi dedi. E, yarın okul var. Kaçmayı düşünüyoruz büyük ihtimalle. Dedim tabii olur. Hani oraya bağladı. Oraya bağlayınca ben anladım tabii. Şimdi ben kıza olur dedim. Yarın hazırlan gel işte okul çıkışından seni alayım gidelim dedim. Ama param yok. Param olmadığı için bizim agalar vardı. Agaların yanına gittim. Kimse kalmamış. İnternet kafedeydik. İnternet kafe mekanımız bizim. Sürekli gidiyorduk oraya. Bir tek Cemal diye bir arkadaşım vardı. Ee, LOL oynuyordu. Seri maçıymış. Golda çıkacaktı. Öyle konuşmaya gittim. Cemal ne yapıyorsun dedim. Kanka dedi seri maçım sakın konuşma. <laughs> Böyle full fokus olmuş Master oynuyor tamam mı? İyi tamam kanka dedim. Böyle oturdum izledim. Çok çekişmeli bir maç geçti. Kaybetti bu bayağı bir sinirlendi. Herkese ana bacı sövdü falan. En son sinirlendi. Masayı kapattı. Ya dedi sen ne geziyorsun burada? Niye eve gitmedin dedi. Ben de dedim durumu anlattım. Dedim kanka dedim senden borç isteyeceğim ya dedim. Niye dedi? Ya benim görüştüğüm bir kız arkadaşım var ya dedim Selin. Ee dedi. Benim ona 12,5 lira borcum vardı dedi. Ee? O borcu mu benden istiyorsun dedi. Yok dedim. Onun karşılığında onu sinemaya götürmemi istedi. Benim de param yok. Yarın sinemaya gideceğiz. Bana bir destek atma şansın var mı dedim. 3-5 ne çıkarsa. Hani annem gilden falan da isteyeceğim. Aslında verir. Annem verir. Kız arkadaşımı sinemaya götüreceğim desem verir. Yardımcı olur. Ama yarın okuldan kaçacağımı duyarsa ağzıma sıçar. Yok der. Eee, o yüzden isteyemiyordum da. Bana dedik ya dedi kanka bende de yok dedi. Şöyle bir durdu durdu. Bugün dedi benim amcamlar taşınıyor dedi. Bizim mahalleye geliyorlar dedi. Yani çok iyi dedim. Yani bu, bu bilginin hayatımızda ne gibi bir önemi var? O dedi işte işçi tutacak dedi eşyaları taşıyabilmesi için. Beraber dedi gidip çalışalım dedi. Yani eşyaları taşıyalım. O da bize harçlık versin dedi. Baya iyi fikir dedim olabilir. Gittik işte amcasıyla konuştuk. Ee, saat 5'ti beyler. Saat 5'ten 9.30'a kadar biz 3. kattaydı bir de. Ebemiz sikildi beyler. Üste çık aşağı in. Başımda artık böyle başım dönüyordu yani ölecektim yani. Eşyaları taşıdık sağ olsun amcası bize 15-15 harçlık verdi 15 lira bana 15 lira ona. Güzel para beyler bu arada güzel para by the way. Ben de işte arkadaşa dedim ki kanka yolu bulduk sen dedim bana bir 15 lira ateşle. E, 15 lira aldın ya oğlum zaten dedi ben de dedim yani şimdi kızı 12,5 lira borcum var kanka ben de yarın ne bak yiyeceğim. Okul açtım 4 lira 19 lira yapar param yetmez dedim. O zamanlar sinema biletleri 8 lira mı 9 lira mı öyle bir şeydi çok pahalı değil değildi. Öğrenciye 8-9 liraydı. Kanka dedim sen bana onu ver dedim borç olarak. Ben sana vereyim dedim. Tamam kanka canınız sağ olsun dedi. Çocuk çıkardı verdi 15 lirayı. Etti 30 lira. Eve gittim bir kanter içinde. Annem diyor sen nereden geliyorsun? Dedim anne böyle böyle. Ee, bizim arkadaşlar taşınıyormuş onlara yardım ettim. Tabi para aldığımı söylemedim. Oğlum dedi niye gidiyorsun dedi. Canın çıkmış dedi. Şu haline bak terlemişsin dedi. Git duş al dedi. Vardı çağırdı bir şeyler yaptı. O günü o şekilde kapattık. Ertesi gün oldu. İşte kızın okulun önüne gittim bekliyorum ben. Çantam da var sırtımda ama içine hiçbir şey koymadım. Zaten zaten okula gitmiyorum ki yani niye sırtımda eşek gibi taşıyayım değil mi kardeşim? Boş çantayla gittim. Annem zaten anlamıştı orada bir şeyler olduğunu. Gittim bekliyorum işte gelsin diye Selin. Bunun bir tane de arkadaşı var Naciye. Tam gudubet yani o kadar gudubet bir kız ki hani Yüzü zaten zombiye benziyor tamam mı? Mahkeme gibi suratı var zaten. Kişiliği de öyle. Yani çok böyle ters konuşan, böyle bir itici bir insan ya. Baktım böyle Selinle kavga ederek geliyorlar, böyle birbirlerine bağırıyorlar falan. Dedim Allah Allah ne oluyor bunların arasında ne? Nasıl bir savaş çıkıyor? Ben de hiç sesimi çıkarmadım işte. Selin'in elinden tuttum, yürü gidelim dedim. Aşağıya doğru yürüdük. Bir yandan utanıyorum hani sormaya çekiniyorum. Ama sormam da gerekiyor, yerimde duramam. Lafı bir şekilde getirdim. Ya dedim, ee, siz dedim sanki bir tartışıyor muydunuz? Bir sorun mu var dedim? Yani ne oldu dedim hani biraz sesiniz bir yüksek geliyordu sanki dedim. Ya sorma ya dedi. Ne oldu dedim? Ben dedi bugün Naciye'ye söz vermiştim dedi. Çıkışta dedi biz kızlar olarak pikniğe gidecektik dedi. E dedim. Yani ona ikmiş oldum. Seninle sinemaya gidiyorum şimdi dedi. Şimdi Naciye Selin'in en yakın arkadaşı. Benle flört olduğundan beri hiç ona vakit ayıramıyor. Naciye de benden nefret ediyor. Hani bir kaşık suda Beni boğup öldürebilir yani. Öyle bir şey var. Hatta evimi falan bulup beni bıçaklayabilir diye çok korkuyordum. İyiymiş dedim yani boşver top takma dedim. Umursa mı onu dedim. Yok ya dedi zaten o bir gün sinirlenir ikinci gün düzelir falan. Biz gittik abi sinemaya. Ben tabii yanımda 35 lira para var. Misler gibi eğlendik. Önce sinemamıza gittik. El ele tutuştuk. Yemeğimizi yedik. Mısırımızı aldık. Kolamızı aldık. Çok güzel geçti günümüz. Bütün hepsini ben ödedim. Ee, Selim birazcık yardımcı olmak istedi. Yalan yok. Çok kötü bir kız değildi. Bana işte hesap konusunda yardımcı olmak istedi ama ben izin vermedim. Zaten borcum vardı kıza 12,5 lira. Artı ee, hani erkekliğin kanununa yakışık kardeşim anlatabiliyor muyum? Neyse günümüz çok güzel geçmişti abi. Beraber eve doğru gitmeye başladık. İşte olaylar tam da burada başlıyor. Hayat tam da burada bana işte şimdi sen naneyi yiyemedin mi dedi. Neden? Neden böyle bir şey oldu? Anlatıyorum sizlere. Gittim ertesi gün okula. Bizim Cemal vardı işte bana borç veren çocuk. Benim de 5 lira param artmıştı. 5 lira da okul harçlığı aldım. 10 lira oldu. Gittim Cemal'e dedim. Kardeşim dedim. Senden aldım borcu dedim. 10 lira olarak geri veriyorum. Yani bu kadar arttı kanka dedim. Kusura bakma 5 lira da veririm yarın dedim. Önemli değil kanka ya falan yaptı. Tabii benim param olmadığı için okulda bir şey yiyip içemeyeceğim. Biz normalde hep kantine onunla çay kahve falan içerdik. Özellikle kahve. Bizim kahve okulda çok ucuzdu beyler. 50 kuruştu. O zamanlar öyleydi. Nescafe. Bir tane Nescafe'yi ikiye bölüyorlardı şerefsizler. Çok iyi hatırlıyorum. Küçücük pet bardakta veriyorlardı. Yüzde seksen su beyler. Hatta yüzde doksan dokuz su. Yüzde bir kahve öyle söyleyeyim. Ama yine de işte öğrenci olduğumuz için katlanıyorduk bu duruma. Aşağıya indik. Bizim bahçenin kenarında böyle oturacak yerler vardı. Beton yukarıya doğru çıkabiliyordun. Orada oturup bahçeyi de izleyebiliyordun. Oraya her zamanki gibi klasik oturduk. Cemal işte dedi kanka dedi anlatsana ya ne yaptınız nasıl geçti falan. Böyle sohbet ediyoruz. Ben anlatmaya başladım. İşte sinemaya gittik kanka falan anlatıyorum. Karşımızda bir tane kız böyle bize bakıyor. Yani gözünü dikti. Böyle fokusu koydu bize. Böyle bizi süzüyor. Ama böyle çok fena süzüyor. Yani Normal bir bakış değil. Uzun süre bizi izleyince böyle benim bir dikkatim dağıldı. Cemal'in de bir dikkati dağıldı. Biz de gözümüzü diktik kıza bakmaya başladık. Cemal şöyle bir beni dürttü. Kanka dedi şu kız bize mi bakıyor dedi? Ben mi yanlış görüyorum dedi? Yani dedim sanki dedim birazdan beri bizi izliyor yani. Ben de öyle düşünüyorum dedim. Oğlum dedi bu kız ne ayak? Yani <laughs> ne oldu niye bizi izliyor uzun zamandır? Acaba dedi hani bana falan mı bakıyor dedi. Ben de dedim ne bileyim kanka. Oğlum dedi bana ayarlasak mı lan dedi yoksa bizden hoşlandı mı? Hani bizle konuşmak mı istiyor acaba dedi. Olabilir kanka dedim. Kanka dedi bak ben sana iyilik yaptım dedi sıra sende dedi. Hadi git bana ayarla onu dedi. Ya kanka öyle olur mu ya? Olur olur dedi. Sen git ayarla kanka onu bana dedi. O bana bakıyor büyük ihtimalle dedi. Neyse ben atladım aşağıya. Kızının üzerine doğru yürümeye başladım. Hala bekliyor orada. Şöyle bir kafamı uzattım dedim. Acaba dedim birine mi benzettiniz dedim. Birazdan da dedim bize bakıyordunuz da dedim hani. Bir, bir sorun mu oldu dedim. Yo dedi. Ha dedim hani. Yani ben yanlış anladım o zaman dedim. Sana bakıyordum dedi. Ha bana bakıyordun. Acaba, acaba benim arkadaşıma bakıyor olma ihtimaliniz var mı? Yoksa ben... Bana mı bakıyordun? Evet sana bakıyordum. Ha, ama ben yani bildiğiniz erkeklerden değilim ki. Ben ben seni üzebilirim. Olsun sıkıntı yok. Yani bizim arkadaşa bakıyorsan olmaz mı? Ha, yani iyi tamam o zaman dedim. Arkama döndüm gidiyordum. Hangi sınıftasın sen dedi. Ben de, dedim 12G'deyim dedim. 12G diye sınıf mı olur dedi. Harbiden 12G diye sınıf mı olur? A, B, C, D, E, F, G. Okulda G diye şubesi olan tek sınıf bizdik. Çünkü neden? Okulda başka bir sayısal sınıf olmadığı için ve biz en son açılan sınıf olduğumuz için G'ydik bizde birazcık dalga geçti o yüzden. Yani i̇nanmıyorsan üst kata gelir görürsün ya. Anlatabiliyor muyum dedim. İyi o zaman dedi. iyi dedim böyle. Ee gitmeyeceğim ve dedi. Gideyim mi dedim? Git dedi. Gittim öyle. Yani bir gariplik yaşandı orada böyle. Birazcık ben bir tuhaf oldum. Yani ilk defa bir kız böyle böyle durduk yere sizi izleyen bir kız düşünün. Böyle gözünü dikmiş hiç ayırmadan size bakıyor. Yanınıza gittiniz hala öyle bakıyor. Bir tuhaf oldum. Sonra e, bizim camanın yanına gittim. Ya dedim Cemal sen dedim hangi bölümü düşünüyorsun ya? Nasıl yani dedim. Ya dedim sınavda falan işte böyle. Aslında mühendislik iyi diyorlar kanka biliyor dedim. Bilal taşacak mı geçiyor? Yoo ne oldu ki? Oğlum kızla ne konuştun anlatsana dedi. Yok ya o şeymiş dedim hani. Öyle oradan geçiyormuş. Ya oğlum sabahtan beri konuşuyorsun işte ne, ne konuştun anlat dedi. Kız dedim bana bakıyormuş. Sana mı bakıyormuş? He öyle dedi. Hadi lan oradan dedim. Ya vallahi öyle dedim. Yani bana ayarlayamadım dedi. Yani kime bakıyordun diye sorduğumda sana bakıyordum dedi. Ben de e, benim arkadaşa bakıyor olabilir misin dedim ama Hı -hı, dedi. Yani böyle dedi kanka dedim. O da dedi Hı, peki o zaman dedi. Oldum zaten sevgilin var dedi. E biliyorum dedim. Zaten ben de ona ben seni üzerim dedim dedim. O da dedi iyi dedi. Sınıfımı falan sordu dedim işte ben de sınıfımı söyledim. İyi bok yedim dedi. Neyse dedi. Öğreniriz sonra dedi. Yukarıya çıktık. Sorun yok abi. Ben işte derse girdim yine. Cemal'le birlikte oturuyoruz. Yine aşağıya indik. Bu kız yine bizi izliyor. Arkamızdan bizi takip ediyor falan. Ben de işte Cemal'e arada şey diyorum oğlum bu bu kız böyle ee, beni falan böyle bir öldürecekmiş gibi bir asasin gibi benim arkamda geziyor. Bunun ne iş var benim arkamda? Arkamdan geçilir misiniz hanımefendi? Birazcık önüme gelin. Yanlış yerde duruyorsunuz. Sonra işte böyle diyemedim tabi. <laughs> Cemal'e böyle diyorum. En son okul çıkışı oldu. Çıktım okuldan. Tabii biliyorsunuz Selin'in yanına gidiyorum ben. Selin'i bekliyorum dışarıda. Ben Selin'i beklerken bu kız geldi. Merhaba dedi. Ben İrem Su. He. Biz seninle daha önce tanışmıştık ama yani İrem Su olduğunu söylememiştim. Ama olsun. Merhaba ama sen niye buradasın? Hi, hiç seni takip ettim dedi. Yani Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Ben böyle birini takip etsem sapık olurum. İki gün sonra beni öldürürler. Sonra dedim niye beni takip ediyorsun? Hiç öyle dedi. Ama dedim gitmen lazım. Niye? Çünkü dedim öyle. Ama neden? Ya, benim kız arkadaşım gelecek. Vay dedi senin kız arkadaşın da mı var dedi. Evet var dedim. Kimmiş dedi. Yani dedim kim olduğunu boşver. Çok oralarını karıştırma dedim. Sen gitsen iyi olur dedim. Yalan söylüyorsun dedi. Derken ben bununla konuşurken Selim bizi uzaktan gördü. Yanından acıya var bize bakıyorlar. İşte böyle. İşte orada yarrağı yedim böyle. Sonra işte Selin yanıma doğru geldi. Oo dedi Bilal. Hoş geldin dedi. Yanında misafir getirmişsin. O da dedi işte, "Merhaba ben İremsu." dedi, tanıdım, memnun oldum." dedi. İremsu. Hım. Ne zamandır konuşuyorsunuz falan yaptı böyle. Ben dedim, "Yani daha şimdi tanıştık." dedim. Yani dedi, "Çok hızlısın, maşallah." falan yaptı böyle. Sonra ben dedim, "Ya." dedim, "Biz bir e, Selin'le bir özel konuşacaktık." da, "Hadi görüşürüz." dedim. Selin'in elinden tuttum. Hızlı hızlı uzaklaşmaya başladım. Selin de böyle kolumu çekti. "Bilal," dedi, "Kolumu bırakır mısın?" dedi. "Zaten yürüyorum." dedi yani. "Bir sakin ol." dedi. "Kim bu kız?" dedi. Ben de dedim, "Vallahi bilmiyorum dedim. Nasıl bilmiyorsun dedi. Yani demin konuşuyordunuz bayağı dedi. Ben de işte olay anlattım. Dedim ki bugün dedim böyle bana uzun uzun baktı dedim. Eee dedi işte anlattım durumu yani. Sonra da yanıma geldi dedim. Hani şu kısmını söylemedim. Ben bunu işte bizim Cemal'e ayarlamaya çalışıyorum falan oraları anlatmadım. Sadece bu kız benim peşime takıldı. Öyle geldi diye anlattım. Ee, sonra ben böyle deyince bana bayağı bir tilt oldu zaten. Tripler falan attı. İyi tamam dedi. Ben de bugün eve erken gitmem gerekiyor dedi. Hadi görüşürüz dedi. Köşeden döndü gitti. Yani, Selin Selin diye dur dedim de arkasından durmadı beyler. Sonra ben de işte mecburen köşeyi döndüm. Eve doğru gidiyordum. Ee, tam böyle sağa doğru döndüm. Baktım Naciye köşeden beni izliyor. Böyle pis pis bana bakıyor. Dedim bu işin altında bir bok var ama... Hadi hayırlısı dedim. Neyse abi ben işte e, köşeden döndüm evime gittim. Ertesi gün tekrardan okula gidiyorum. Bizim Cemal'le falan konuşmaya çıktım. Dedim böyle böyle bir şey yaşandı Anlattım Cemal'e hemen olayı. Yapma ya falan filan Cemal de beni dinleti böyle. Ya oğlum ben sana dedim uzak dur falan diye. Ben de dedim oğlum ben bir şey yapmadım ki kız peşime takıldı. Seri katil gibi. Arkamda geziyor kanka ben ne yapabilirim? En son işte tam kanka takma ya falan dedi. Salla dedi anlatırız Selin'e durumu hiç problem yok falan yaptı. Beraber bizim Cemal'le beraber çıkışta gideceğiz. Anlatacağız işte Selin'e. Böyle bir plan yaptık. Bu arada o gün boyunca bu İrem Su denen kızı hiç görmedim. Tamam mı? Hiç görmedim yani. Hiç denk gelmedim. Çıktık abi çıkışta gidiyoruz. Selin'i almaya gidiyorum. Selin dışarıya bir çıktı. Yanında bir tane çocuk var. What the fuck? Ben de işte Selin'in yanına gittim. Selin dedim. Nereye gidiyorsun dedim. Hiç arkadaşlarla öyle parka gidiyoruz dedi. Gelmek ister misin dedi. Yani ben de Cemal'le gelmiştim ama dedim. Başka bir plan yapmıştık biz dedim. İstiyorsan bize katıl dedim. Yok dedi. Bugünlük katılamayacağım. Yarın katılırım dedi. Aldı abi çocuğu gitti beraber. Biz de öyle Cemal'le mal gibi kaldık tabi. Tabi ben Cemal'le öyle mal gibi kalınca bir sinir oldum dedim. Oğlum dedim yani, ne oluyor amına koyayım ya dedim. Bu, bu yanındaki çocuk kim dedim. Neyse işte beyler ertesi gün oluyor tekrar. Ee, bu sefer ben Cemal'e şey diyorum. Kanka bugünlük sen gelme. Ben gideyim şu Selin'le tek başıma baş başa bir konuşayım. Olayı çözerim herhalde diyorum. Ee, Cemal de diyor ya kanka ben de geleyim falan. En son işte yanından ayrılıyorum. Cemal'in gidiyorum kız almaya. Tam böyle giderken Cemal böyle arka bağırıyor. Bilal diyor acil bir şey var kanka bir gelir misin diyor. Geliyorum yani yanına gidiyorum. Ne oldu kanka diyorum. Hayırdır diyorum. Ya diyor o geçen gün işte Selin'in yanında olan çocuğun adı Samet'miş diyor. 2-3 e, gündür işte Selin'le konuşmaya çalışıyormuş diyor. Öyle bir bilgi duydum diyor. Nereden duydun diyorum. Ya bizim arkadaşlar söyledi diyor. İyi tamam kanka diyorum. Gidiyorum tekrardan Selin'in yanına. Ben şimdi dışarıda Selin'i tekrardan görüyorum ama yanında yine o çocuk var. Selin'i çağırıyor mu sefer. Selin bir gelir misin diyorum. Yanıma çağırıyorum. Hani böyle mi olacak diyorum. Yani yanında bu çocukla mı gezeceksin? sürekli diyorum. Niye ne var ki diyor? Yani senin de yanında İremsi var ben bir şey diyor muyum diyor? Sonra ben de durumu anlatıyorum. Bak böyle böyle oldu. Sen bir yanlış anlaşılmaya girdin büyük ihtimalle. İstersen bu şekilde davranma. Yani bu şekilde devam etme diyorum. Ben bir tık geriliyorum. Erkeklik içgüdülerim, alfa içgüdülerim uyanıyor orada. Valla bana hava işte istediğin gibi takıl Bilal diyor. Ben de diyorum ki tamam öyle mi? Öyle. Okey. Tamam. Bunu sen istedin. Sonra ben sinirleniyorum. Arkamı dönüp gidiyorum. Bizim üst tarafta tam çaprazımızda bir sınıf vardı. Orada benimle konuşmak isteyen birkaç tane kız vardı. Ama ben onları çok beğenmediğim için çok oralı olmamıştım. Ben gidiyorum abi. Bu kızları peşime takıyorum. Diyorum ki gelin hep beraber parka gidelim. Cemal ben 3 tane kız abi. Ee, Selin'in okulunun önünden geçiyorum. Özellikle. Kudursun diye. Çıldırsın diye. Selin'in okulunun önünden geçiyorum. Bunlar beni görüyor. Selin daha çok kuduruyor. İyice deliriyor. Ee, tabii Selin delirince böyle böyle uzaktan beni görüyor, tilt oluyor ama yanıma gelmiyor, hiç böyle konuşmuyor falan. Ben gidiyorum abi kızlarla beraber parka, parkta eğlenmeye başlıyorum. Eğlendikten sonra işlerinden bir tanesiyle orada sevgili oluyorum parkta. Bunu neden yapıyorum? Bunu yapmam gerekiyordu beyler, üzgünüm yani. Ben ben çok böyle şeylere çok gelemiyorum, biliyorsunuz mu? Birisiyle sevgili oluyorum en son. Ertesi gün oluyor, bu sefer aynı şekilde Selin'in okulunun önünden abi el ele tutuşarak geçiyorum kızla. Sonra Selin tabi kudurmaya devam ediyor, çıldırmaya başlıyor. Hani biz sevgili de değiliz yani bir şey de diyemiyor bana yani bir şey de yapamıyor en son yanıma geliyor işte bak Bilal diyor ben diyor sen de çok fazla konuşmak istemiyorum artık diyor lütfen diyor bir daha bu okullarından geçme diyor istemiyorum diyor ben de diyorum ki özellikle diyorum Hani sen bunu dedin ya diyorum özellikle bu okullarından her gün geçeceğim diyorum bu bayağı bir sinirleniyor falan benle uğraşma falan diye birazcık böyle gözleri yaşarmaya falan başlıyor. En son abi o Samet denen çocuğu buluyorum. Samet'i de dövüyoruz abi Cemal'le beraber. Bir köşeye çekiyoruz. Seni amına koydum. Ne yapıyorsun sen diye. Gidiyoruz bir güzel de onu dövüyoruz. Öğreniyoruz ki o çocuktan Naciye Şerefsiz'i, o İremsu denen kızı kendisi ayarlamış. Onun arkadaşıymış. Samet'i de kendisi ayarlamış. Tamamen bu organizasyonunu naciye düzenlemiş. Ben de çok fazla sinirleniyorum bu kıza. Diyorum ki ben bu kızdan bunun acısını çıkartmak zorundayım. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Abi intikam ateşiyle yanıp tutuşuyorum. Ondan çok güzel bir intikam alıyorum beyler. Ama bu intikamı da yarın anlatacağım. kendinize iyi bakın. Benden bugünlük bu kadar. Videoya like atmadınız biliyorum. Hepinizin amına koyayım. <laughs> o kadar dinlediniz. Yani sizleri seviyorum ama şuna da bir tane like atın be. Atın be kardeşim. Ayrıca beyler bana sormak istediğiniz bir soru olursa instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar da mevcut. Ee, hikayelerle ilgili spoilerlar falan orada paylaşıyorum bazen. Haydi görüşürüz.